Tarihler 9 Kasım 1988. Bugün futbolda yaşanan büyük tartışmanın temeli atılmak üzere. Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Taraflardan birisi İsviçre ekibi Neuchâtel Xamax. Diğeri ise daha tanıdık bir isim. Galatasaray. Neuchâtel ilk maçı 3-0 kazanmıştı ve her şeyin çok kolay biteceğini düşünüyordu. Ama pek öyle olmadı. Tanju Çolak'ın hat-trick yaptığı maçı Galatasaray 5-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Neden şu an yaşanan tartışmanın temeli dedim biliyor musunuz? Çünkü 1988'de bile UEFA çok da Avrupalı olmayan bir ülkenin takımını bu turnuvada istemiyordu. Maçta çıkan olaylarda hakem ve bir futbolcu üstlerine gelen bozuk parayla yaralanmıştı. UEFA maçın tekrar edilmesine ve tarafsız bir sahada seyircisiz oynanmasına karar verdi. İngilizlerin bir sözü var. Biz sadece sevmediklerimize kuralları uygularız diye. Aynısı Galatasaray'ın başına gelmişti. UEFA kuralları uyguluyordu. Aynı tarihlerde İngilizler maçlarda sözleşip kavga ediyorlardı ama onlara kural falan uygulandığı yoktu. Galatasaray'ı bu haksızlıktan kurtaransa bir Fenerbahçeliydi. Alişan bu krizi çözebilmek için önce İskoçya'ya sonra İsviçre'ye gitti. İş hayatından tanıdığı isimleri bile Galatasaray için devreye soktu. Galatasaray sahadan sonra masada da kazanmıştı. Maçın tekrarlanması cezası bir sonraki maçın İstanbul dışında oynanmasına çevrildi. Bu haksız ceza ortadan kalkınca Galatasaray o sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Şampiyonlar Ligi için bir diğer kırılma noktasında yine Galatasaray var. 3 Kasım 1993 gecesi. 3-3'ün rövanşında Manchester United İstanbul'a geliyordu. İngilizler tur atlayacaklarına emindi. Hatta ilk maç 3-3 bittiğinde Manchester'da kutlamalar bile yapılmıştı. Manchester United İstanbul'a iner inmez karşılarında tek bir cümle gördü. Welcome to hell. Havaalanında, yolda ve hatta statta okuyabilecekleri her yerde dünyanın en korkutucu cümlesi. Cehenneme hoş geldiniz. Manchester gerçekten de o gece cehennemi yaşadı. Maç 0-0 bitti ve Galatasaray İngiliz devini kupanın dışına itti. O gece aslında futbol ilk yarısını aldı. Bu maç yüzünden Şampiyonlar Ligi formatı değiştirildi. Turnuvaya katılan takım sayısı 8'den 16'ya çıkarıldı. Ha bir de gerçekten Avrupalı olan takımların Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmasının önü açıldı. Bugün İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya sorgusuz sualsiz 4 takımını Şampiyonlar Ligi'ne gönderiyor. Ama bu daha başlangıç. Futbol önümüzdeki yıllarda çok daha değişecek. Çünkü futbolun üstünde büyük bir mücadele var. Amerikalıların ve Avrupalıların futbolu ele geçirme mücadelesi. Üstelik bu maç sahada yapılmıyor. Banka binalarında, ofis katlarında yapılıyor. Oynayanların üzerinde forma ya da tozluk yok. Takım elbise ve kravat takıyorlar. Bu maçı yapanlar futbolcular da değil. Cumhurbaşkanları, banka sahipleri ve prensler yapıyor. Bu sandığınızdan çok daha büyük bir maç ve kazanan bir kupa değil, futbolun kendisini alacak. Şu yan sekmedeki saçma sapan hakem tartışmalarını bir kapatırsanız, bugün size futbolun geleceğini anlatacağım. ...1955 yılında Viyana'da yapılan bir UEFA toplantısında ilginç bir soru ortaya atıldı. L'Équipe gazetesi editörü Gabriel Hano, sizce bu şampiyonların arasından en iyi takım hangisi diye sormuştu. Bu soru odadaki herkesin aklında bir çığ gibi büyüdü. Sorunun cevabını bulabilmek için bir turnuva düzenlenmesine karar verildi. Bu turnuvanın ismi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Her biri farklı bir ülkenin şampiyonu olmak üzere 16 takım turnuvaya katılacaktı. Portekiz'den Sporting, Sırbistan'dan Partizan, Macaristan'dan Lobogo, Belçika'dan Anderlecht, İsviçre'den Servet, İspanya'dan Real Madrid, Almanya'dan Essen ve Saarbrücken, İskoçya'dan Hibernian, İsveç'ten Djurgården, Polonya'dan Gwardia Varşova, Danimarka'dan Aarhus, Fransa'dan Reims, Avusturya'dan Rapid Wien, Hollanda'dan PSV ve son olarak İtalya'dan Milan. Oynanan 14 maçtan sonra Real Madrid ve Reims finale kalmış ve şampiyonların şampiyonu Real Madrid olmuştu. Aynı tarihlerde Amerika'da da futbol oynanıyordu. Ufak bir farkla onların topu biraz yamuktu. 1961'de NFL 14 maçlık bir programla oynanıyordu. Avrupa futbolunun aksine bu lig kapalıydı. Yani küme düşme diye bir şey yok. Hep aynı takımlar oynuyor. En büyük farksa 1892 gibi bir tarihte bile NFL oyuncuları çok iyi para kazanıyorlardı. Mesela William Heffelfinger senede $500 kazanıyordu. 1900'lerin ortasında bile futbol oynayanların ilk mesleği futbolculuk değildi. 1956 yılında ilk Ballon d'Or'u kazanan futbolcu Stanley Matthews
futboldan senede sadece 15 dolar kazanıyordu. Ya da Stuart Pearce, Nottingham'da oynarken aynı zamanda elektrikçiydi de. Maç günleri dükkanına müşteri çekebilmek için reklam yapmak zorundaydı. Yani seneler içinde NFL kendisine çok büyük bir ekonomi yaratırken futbol fakirlerin oyunuydu. Amerikalılar yine de futbolun geleceğini görmüştü. Bu sektörde çok para döneceğini tahmin etmişlerdi. Amerika'da bildiğimiz futbolun gelişmesi için çok şey yaptılar. 1975 yılında Pele New York'a transfer edildi. Onu futbol oynasın diye değil, Amerikalılara futbolu sevdirsin diye getirmişlerdi. Süperstarları transfer ederek Amerikalılara futbolu sevdirme projesi 50 yıldır devam ediyor. Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, George Best, David Beckham, Kaka, Thierry Henry, Wayne Rooney, Didier Drogba, Lampard, Ibrahimovic ve hatta Messi. Hepsinin yolu bir şekilde Amerika'dan geçti. Ama Amerikalılar bir şekilde futbolu sevmediler. Bu bir kırılma. Eğer Amerikalılar futbolu sevmiş olsalardı belki de Avrupa futbolunu rahat bırakabilirlerdi. Ama üzgünüm arkadaşlar, adamlar beceremedi futbolu. Biraz önce size bir örnek vermiştim ya. Futbolcular 1950'lerde 15 dolar kazanırken NFL oyuncuları 1890'da 500 dolar kazanıyordu diye. Bu açık hiç kapanmadı. Bugün sadece Premier Ligi 5 milyar insan izliyor. Ama dünyanın en büyük 5 ligini toplasanız bile NFL'in kazandığı parayı kazanamıyor. Bir futbol takımının para kazanmasının 3 yolu var. Bilet satışları, ticari anlaşmalar ve yayıncılık. Yayın anlaşmalarında bir gelişme olsa da hala NFL'in yanına bile yaklaşamıyorlar. Geçen sene Super Bowl'u, yani NFL'in final maçını 200 milyon kişi izledi ve bu bir rekordu. Herhangi bir sezonda El Clasico'yu 600 milyon insan izliyor ama yine de NFL daha çok kazanıyor. Futboldaki ticari anlaşmalar NFL'in yanında çekirdek parası gibi kalıyor. NFL geçen sene 418 milyon dolarlık forma satışı yaptı. En çok forma satan 3 kulübün toplam satışları bile NFL'i geçemiyor. Üstelik futbol formaları dünyanın her yerine satılıyor. NFL formaları ise sadece Amerika'ya ve Kanada'ya. Son para kazanılacak yer stadyumlar. Avrupa'nın en büyük 5 liginde ortalama seyirci sayısı 40 binken NFL'de ortalama seyirci sayısı 70 bin. Neredeyse 2 katı. Tüm bu verileri muhtemelen benim bulduklarımdan çok daha fazlasını Amerikalılar da buldu. Bunu video boyunca unutmayın. Onlar şuna inanıyorlar. Futbol hak ettiğinden daha az para kazanıyor. Planları da şu, eğer futbolu biz yönetirsek çok daha fazla para kazanırız. Amerika'nın futbolu ele geçirmek için uğraşan iki bankası var. Goldman Sachs ve JP Morgan. Bu iki banka 5 trilyon dolar değerinde bir fonu yönetiyor. Uzaya bir insan göndermekten tenis topu üretmeye kadar her sektörde yatırımları var. Bu iki bankanın futbolu ele geçirmek için iki Avrupalı ortağı var. Biri Real Madrid ve diğeri Barcelona. La Liga 2021'de JP Morgan'la bir anlaşma imzaladı. 2 milyar euro karşılığında La Liga'nın televizyon gelirinin %8'ine sahip oldular. Hem de 50 yıl boyunca. La Liga'da her gol atıldığında Goldman Sachs 170 bin euro para kazanıyor. Bilet satışlarının NFL'in gerisinde kaldığını söylemiştim. Buna da bir çözüm buldular. Hem Real Madrid hem de Barcelona statlarını yeniliyorlar. Her iki kulüp de parayı nereden mi buldular? Tabii ki Goldman Sachs ve JP Morgan'dan. Ayrıca NFL 2025 sezonunun ilk maçını Bernabeu'da oynayacak. Çünkü stat NFL maçlarının da oynanabilmesi için yeniden tasarlandı. Bu iki banka her yerde. Fransa Ligi'nin yayın haklarına yatırım yaptılar. Manchester United ve Chelsea satılırken yeni sahipleri bu iki bankadan kredi kullandı. Anlaşmada küçük bir şart var. Bu iki banka her iki kulübün de yönetiminde söz sahibi. Onlara direnebilen tek ülke Almanya. Almanya'yı unutmayın. Almanya önemli. Amerika'nın Avrupalılara rest çektiği yer burası. The Super League projesi. Bu projenin sahibi JP Morgan'dı. Bankanın sözcüsü anlaşmayı finanse ettiğimizi teyit edebilirim. Ancak şu anda başka yorumum yok demişti. Ben başka bilgiler vereyim. JP Morgan 3,5 milyar euro yatırmıştı bu projeye. Her kulübe 200 milyon euroluk hoş geldin bonusu verilecekti. Her sene sonuç ne olursa olsun Real Madrid ve Barcelona 60 milyon euro daha fazla kazanacaktı. Ne de olsa onlar ortaklar. Bu çok açık bir Amerikan planıydı. Avrupa'nın senelerdir yarattığı kültür ve ekonomi bir gecede el değiştirecekti. Bu plana en büyük tepki Almanya'dan geldi. Avrupa Birliği'nin lideri Almanya'dan. Bayern Münih ve Borussia Dortmund hiçbir zaman bu ligde olmayacaklarını ilk günden açıkladılar. Çünkü bunun bir savaş olduğunu Almanlar biliyordu. Amerikalıların Avrupa'ya darbesidir bu. Dünya sporuna Amerikan darbesidir. FIFA, UEFA'yı da hepsini Fransızlar kurdu. Fransızların kurduğu, Almanların domine ettiği organizasyonlara Amerikalılar çok ağır bir şekilde saldırıyorlar. Şimdi bu bir Amerika-Avrupa Birliği savaşı arkadaşlar. Amerika geldi, Avrupa futbolunun, Batı Avrupa bir sporu olan futbolun içine dinamiti koydu. O yüzden de Alman devleti girmiyor. Durum bu. Durum bu arkadaşlar. Amerikalılar geldiler, Avrupa'nın içine dinamiti koydular abi. Amerika çok net bir şekilde Avrupa'yla, artık Orta Doğu'da falan değil.
Öncelikle bunu bir görelim. Genel büyük fotoğrafta. Futbolun içine de geldiler. Dinamiti koydular abi. UEFA tarihinin en sert açıklamalarından birini yaptı. Süper Lig'e katılan takımından oyuncusuna kadar herkesin bir daha hiçbir FIFA ve UEFA organizasyonunda olamayacağını duyurdu. Bunun üzerine 6 İngiliz takımı Süper Lig'den çekildi. Premier Lig'de olan hiçbir takım UEFA'nın düzenlediği organizasyonların dışında başka bir yerde oynamayacağını taahhüt etti. Süper Lig'den hala çekilmeyen 2 takım var. Ortak olanlar Real Madrid ve Barcelona. Bu bir maç değil, satranç. Amerika o gün kaybetmiş gibi görünse de aslında kazandı. Avrupa futbolunu değiştirmeyi başardı. Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi formatını tamamen değiştirdi. Bazı kanallar size yeni formatı anlattı. Ben anlatmayacağım. Onlardan izleyebilirsiniz. Ben günlük şeylerle uğraşmıyorum. Size geleceği göstereceğim. NFL 32 takımdan oluşur. Önce 2 konferansa, daha sonra Kuzey, Güney, Doğu ve Batı olmak üzere 4'er takımdan 4 bölüme ayrılır. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı 36 takımdan oluşuyor. 4 torbaya ayrılan takımlar toplamda 8 rakibe karşı mücadele edecekler. NFL'de her maç içeride ve dışarıda oynanmıyor. Bazı maçlar sadece deplasmanda, bazı maçlarsa sadece kendi evinde oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında da durum aynı. 8 maçın 4'ü kendi evinde, 4'ü deplasmanda oynanacak. NFL'de her konferanstaki en iyi takım bir sonraki tura otomatik olarak geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında da ligdeki en iyi 8 takım doğrudan bir üst tura yükselecek. Diğer 8 takım playoff'la belirlenecek. Sonrasındaysa 2 maçla elemeyle finale kadar gidilecek. Ayrıca finalin Super Bowl'a benzetilmesi de gündemde. Yani önümüzdeki yıllarda dans gösterilerinin olduğu, konserlerin verildiği finaller görebiliriz. Bu arada final konusunda da Avrupa ve Amerika'nın bayağı bir çekişmesi oldu. 2025 Şampiyonlar Ligi finaline New York talipti. Muhtemelen Super Bowl gibi bir şey yapacaklardı. Ama devreye yine Almanya girdi ve 2025 finalini Münih aldı. Kısacası Amerikalılara bu bizim oyunumuz ve size yedirmeyeceğiz diye racon kestiler. Bu savaşta geldiğimiz son nokta bu. Futbolu hala Avrupalılar yönetiyor. Ama Amerikalılar hem formatını değiştirdi hem de ekonominin büyük bir çoğunluğunu artık onlar yönetiyor. Ben çok fazla spor kanalı takip ediyorum ama Serdar Ali Çelikler dışında kimsenin bu savaştan bahsettiğini görmedim. B.O.B'de ben kendimizi yırtıyoruz Amerika ve Avrupa'nın arasında bir futbol savaşı var diye. O yüzden size böyle detaylı bir video hazırlamak istedim. Bu gece Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla başlayacak. Benim en keyif aldığım ikinci organizasyon bu. Birincisi tabii ki Dünya Kupası. Yine televizyonun karşısına geçip büyük bir heves Şampiyonlar Ligi'ni izleyeceğim tabii ki. Ama bu sene izleyeceğimiz şey daha Amerikanlaşmış bir spor olacak. Ki bu işler her zaman böyle başlar. Birkaç sene sonra bir bakmışsınız ki oyunun kuralları baştan sona değişmiş. Offside kalkmış, saha küçülmüş, daha çok gol olsun diye 14 kişiyle oynanıyor. Bunları yaşamaya hazır olun. Futboldan eskisi kadar keyif almadığınızı biliyorum. Ama bunun sorumlusu siz değilsiniz. Siz 2008 yılındaki bir salı akşamını özlemiyorsunuz. Birileri ofis binalarında 2008'deki bir salı akşamını bilerek bozuyor. Bilin istedim.